Tam Nihal Bengisu Karaca'ya dönmüştüm aslında. Bütün bu mesajlar seçmende nasıl yankılanıyor? AK Parti daha çok büyük projeler ve tabii kendi muhafazakar tabanına daha dindarlık üzerinden mesajlarla, geleneksel mesajlarıyla bu seçimi de götürüyor. Muhalefet tarafı ise otoriterlik karşısında özgürlük vaadi, hayat pahalılığına karşı yeni bir ekonomi ve gençlerle resetleme. Benim şöyle bir kuş bakışı baktığımda gördüğüm temalar bunlar. Hangisi seçmene daha cazip gelecek sizce? Bu arada muhalefette bütün Ramazan boyunca iftardan iftara doğru gezdi, koştu, dualar edildi, eller açıldı. En azından hani halkın değerleriyle, tamam biz muhafazakar olmayabiliriz. Yani geçmişimiz öyle olmayabilir. Ama muhafazakar insanlara saygıda kusur etmeyeceğiz. Vadeni parantez içine alan bir mesajı, bir duyguyu kitlelere geçirmeye çalışıyor. Onu da eklemekte fayda var. Hani özgürlük, daha rahat olmak, daha nefes alınabilir olması, işte ifade özgürlüğü, ya hukuk, adalet. Ama aynı zamanda muhafazakar kesimin korkularını izale edecek bir iki yıl geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Şimdi iktidar kampanyasını dediğiniz gibi eser. Yani biz şu eserleri bıraktık. Vizyon ve eser siyaseti aynen diyorlar. TOG, SİHA bunlar kesinlikle çok önemli. Yani TOG'u bakıp da gurur duymamak tabii ki mümkün değil. Veya işte köprüler vesaire, yani anlatabiliyor muyum? Hani bunlar biraz parodi veya şey nesnesi haline getiriyor da işte yolu yiyebiliyor muyuz falan. Şimdi yol yenmek için yapılmıyor zaten. Bu söylem çok doğru değil. Ama mesele şu, o TOG'a binip o yollardan geçecek durumda değil insanlar. Bence insanların hiçbiri zaten kendi erişemediği şeyden nefret eden bir millet değil bizim milletimiz. Yani kendisi alamıyordur ama nefret etmez alamıyorum diye. Ama şöyle bir detay var. Alabilme potansiyelinin olmasını ister. Onu alabilme hayalini kurduğu müddetçe onunla peki, gurur duyma potansiyeli artar. Bu iktidarın devamıyla bunu sağlayabileceğini mi düşünür? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın iddiası o. Yani milletin bu sorunları yine benim çözeceğimi düşünür gibi bir çizgide i̇şte ilerliyor. Biraz, muhalefette tam tersine aynen, artık bir resetleme istiyor. O biraz bahsediyor. Sıkıntılı bir durum. Çünkü şimdi bundan önceki seçimlerde 2018'i de hadi dahil etmeyelim. 2018'de ya da dahil edelim. AK Parti'nin işte bu bıraktığı eserleri örnek göstererek yapabildiği ve hatta iyi yaptığı şeyleri örnek göstererek yaptıklarım yapacaklarımın karinesidir mesajını verdiğinde olumlu karşılık alıyordu. Ama bugün yaptıklarım yapabileceklerimin karinesidir dendiğinde bu maalesef olumsuz bir mesaj veriyor. Yani bu işi yine ben çözerim. Çözebilecek idiysen aslında çözerdin. Şeklinde bir iç ses, hatta bazen dış ses yükseliyor insanlardan. Yani çok ilginç bir olay oldu mesela Şanlıurfa'da. Her zaman olan bir şeydi ve bence gayet haksız bir şeydi. Yani bu kadar abartılması medeni ülkelere yaraşan bir şey değildir. Cumhurbaşkanı ve işte onu takip edenler geçerken saatlerce yolların kapatılması yıllara damgasını vuran bir şey. Ama insanlar buna saygıyla, yani bir hafif boyun eğmeyle geçiştirirlerdi. Trafikte kalan insanlar olurdu, gerek İstanbul'da gerek Anadolu'nun çeşitli illerinde. Ama hani hafifçe söylenseler de saygıda kusur etmezlerdi. Şanlıurfa'da aynı yollar bu şekilde kapatıldığında insanlar o bariyer olarak konulan şeyleri, o plastik engelleri kenara ittiler ve geçtiler. Yani beklemek istemediler. Kornalar çınladı, böyle bir hafif ağız dalışı falan da oldu galiba yolu tutan güvenlik görevlisi, güvenlik güçleriyle. Ve güvenlik güçleri de durduramadı ve insanlar geçti. Çünkü trafik birikmiş vesaire ve sabır yok. Mesela bu sabırsızlık, o artık yol kapatılmaya, Cumhurbaşkanı geçecek diye yolların öyle dakikalarca, bazen bir saat belki kapatılması hadisesine tahammül vardı daha önce. Bu tahammülün büyük bir gerekçesi de işte ya ülkeden genel hatlarıyla memnuniyet ve bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'na saygı. Yani böyle bir olay yaşandı mesela, bunu Kılcallara o inerek aslında görmek ancak mümkün. Hani genel mitingler tamam doluyor güzel, bu akşamki sofralarda dizilmiş serilmiş güzel, ama insanlarda bir tahammülsüzlük var.
Şimdi Çengelköy pazarı diyor mesela Faruk. Ya Çengelköy pazarı ne ki? Mesela Tuzla'da bir bit pazarı kuruluyor. Yıllardır kuruluyor. Yürsel Tekin'in attığı bir videodan gördüm. İnsanlar oraya kullanılmış mutfak eşyası satın almaya gidiyorlar. O kadar kalabalık ki ve de. Yani biri çocuğuna bisikleti belki üçte biri fiyatını almak için gidiyor. Üçte biri fiyatı bile aslında onun cebini yakıyor. Mesela çok ilginç böyle bir ekmek kesme tahtası vardı ya. Plastik, üzeri çizik dolu 20 lira ikinci eli bile. İnsanlar onu bile almaya gidiyorlar oraya. Bu bayağı ciddi bir yokluk göstergesi. O kurulan büyük bit pazarının bu kadar ikinci el mutfak eşyası alacak kadar insanların oraya gitmek zorunda. Ancak ihtiyaçlarını oradan görebiliyor olmak durumunda olmaları sıkıntılı bir şey yani. Çok üzücü bir şey. Gürsel Tekin'i aradım ben o videodan sonra. Dedi ki ben buraya yıllardır giderim. Her yıl giderim yani. Sık zaman buldukça gidiyorum. Ama hiç bu kadar buranın kalabalık ve gelen insanların bu kadar mutsuz olduğunu görmemiştim. Ve buraya gelen insanların %70'i AK Parti'ye oy verir, biraz da HDP'ye oy verir dedi. Hani zaman içinde sık sık gittiğim için oradaki insan popülasyonunun oy tercihlerini de benim gözlemleme şansım oluyor dedi. Ve insanlar mutsuz dedi yani, çok mutsuzlar. Peki bu mutsuzlukla ilgili TOG ve SİHA bu mutsuzluğa çare olmuyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine TOG'u alabilme veya kendisi ise çocuğunun alabilmesini umut edebilmek zorunda. Bu hayali kuramadığı sürece zamanla bu böyle gösterilen şeyler, bu varsıl kazanım, biz bunu yaptık, boş bir böbürlenmeye olarak da algılanabilir maalesef. Kılıçdaroğlu'nun vaatleriyle ilgili olarak işte yani ekonomi... O da şöyle, mesela ben şunu da merak ediyorum. O 9 adet özel ekonomi bölgesi, 17 adet tarım ve hayvancılık merkezi kuracağız diyor. 50 adet üretim üssü kuracağız diyor Türkiye genelinde. Bunları böyle bir kara tahtaya işte böyle biraz estetik diyebileceğimiz bir video çekerek anlatmış. Peki bunlar seçmene geçebiliyor mu? O açıdan da merak ediyorum açıkçası. Yani tabii ki sosyal medya kullanımı... Yani mesela 6 temel prensip ve 6 temel ilke çalışacak. Maliyet, odaklanma, farklılaşma, inovasyon, sermaye güvenliği, hukuk. Bunlar seçmene rahatlıkla geçebilecek yekünler mi? Yoksa biraz... Yukarıda mı kalıyor? Yukarıda mı kalıyor? Yukarıda kalan bölümleri var ama yukarıda kalanın alıcısı daha farklı. Mesela orta ölçekli işletme sahibidir. Bu saydığınız sayılan kavramların hepsini bilir anlamını, neye tekabül ettiğini. Çiftçi, tarımla ilgili olanlar, işte özellikle o tarım üsleri, üretim üsleri ile ilgili kısımlarda, yani çiftçinin gündemine sosyal medyada paylaşılan video, yani o bir sosyal medya kullanıcısı mıdır? O kısım tabii biraz tartışmalı. Fakat yani teşkilatların çalışıp gerekirse tarla tarla, ilçe ilçe ziyaret edip bu vaatleri duyurmaları gerekiyor. Peki muhalefetin o vaatleri anlatma olmuyor konusunda performansını nasıl buluyorsunuz? Ramazan ayına denk geldi. 24'ünden sonra aynen. Ben de Mehmet Bey gibi 24'ünden sonra daha artık ilçe, gerekirse tarla, mezra buralara doğru açılınması gerektiğini de düşünüyorum. Şimdilik ziyaretler ağırlıklı olarak il bazında kalıyor. Deprem oldu. Çok büyük bir felaket yaşandı. İster istemez depremlerle, deprem bölgesiyle, deprem bölgesindeki insanlarla hemhal olma zorunluluğu var. Ve bu vaatleri taşıyacak olan da aslında bizzat Kemal Bey videoları yapar, söylemleri oluşturur. Bunların ulaştığını düşünüyorum ama özellikle şehirli ve hala kararsız olan muhafazakarların da hala kulak kabartmakta olduğunu gözlemliyorum. Peki.